Şimdi güzel kardeşlerim sözcükte yapıda ikinci video yani kök bilgisinde ikinci videosu olacak şimdi. İlk videoyu anladık eyvallah. Şimdi bu videodaysa bakın burayı anlatma sebebim soru bankaları ve denemeler için gerçek sınavda gelmedi. Tabi gelmeyecek diye bir kural yok. Peki hocam soru bankalarına falan karşımıza ne gelecek? Bir de ekstra yansıma kökümüz var. Bunu soracaklar soru bankalarında. Şuraya geldim. Sesteş kök dediğimiz bir yer var. Burayı soracaklar. Bir de kardeşlerim ortak kök dediğimiz bir yer var. Burayı soracaklar. Tabi biz ÖSYM'nin sorduğu hangisi kök türü bakımından farklıdır sorularında biz sadece isim kökü, fiil kökü diye bakacağız. Yani biz yansıma, sesteş ya da ortak kök aramayacağız. Da öğrenelim bakalım. Yansıma kök ne demek hocam? Bak yansıma kök şu. Doğada bulunan ya e, hayvanların çıkardığı, e, doğanın çıkardığı ya da insanın istem dışı çıkardığı seslerdir. Mesela şırıl şırıl, vız vız, ay çıt çıt, fır fır falan. Lan bunlar değil sadece bak. Biz soruda nasıl yapacağız? Önemli olan bu. Önemli olan bakalım neymiş? Patlamak. Şuraya geldim. Eee... Ötüşmek, T ile yazıyorum pisleşmeyin Allah'ın belaları. Ötüşmek. <laughs> Şuraya geldim. <laughs> ah. yazdım. Şimdi dur. Gel. Şimdi. Patlamak sözcüğünün kökü ne? Pat. Kardeşim soruyorum. Doğada pat diye bir ses var mı? Var. Var. O yüzden bu yansıma. Peki bunun kökü ne? Öt. Oğlum kuş öt 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 diye mi ötüyor lan? Hı? <laughs> öt öt diye mi ötüyor? Nasıl ötüyor? Cik cik. Sakın ekran başına cik cik yapma. Niye biliyor musun? Al. Kişlemek sözcüğünün kökü ne? Kişle. Hadi. Cikleyen bunu da yapar. Hadi. O yüzden bunlar yansıma değil. Bunlar yansıma olamazlar. Bir sözcüğün yansıma olabilmesi için sözcüğün kökünden ses çıkması lazım. Neymiş slogan? Sözcüğün kokundan ses çıkacak. Ses yoksa yansıma da yok. O yüzden öt diye bir ses yok. Keşe diye bir ses yok ama pat diye bir ses var. Şimdi soruyorum. Meylemek yansıma mı? Evet. Kökü me. Havlamak yansıma mı? Evet. Hav kökü. Miyavlamanın kökü ne? Miyav. Yansıma mı? Evet. Hocam ne var? Davut diye bağıran kedi var. <laughs> hadi. Hadi Ataistler bunu da açıklasın. Davut diye bağıran kedi var. <laughs> Dolayısıyla bu yansıma değil. Hadi bir tane daha lan. <laughs> bir anlamak yansıma tabii ki de. Davut diye bağıran kedi değil manyak. Aslan. Mesela kükremek. Kükre yansıma mı lan? Değil. Ama hadi bunu da açıklasın Ataistler. Nasıl bağırıyor aslan? Allah diye bağırıyor. Hadi. Hadi bunu açıklasınlar. O yüzden <laughs> kör olmayacağız çalar. <laughs> Bunlar istisna. Lan belalar sizi. Dolayısıyla biz ne yapacağız kardeşlerim benim? Bizim yapacağımız şey şu. <laughs> İşin komedisi bir tarafa. Sözcüğün köküne bakacağız. Sözcüğün kökünde ses varsa yansıma yoksa yansıma değil. Peki Aker hocam ötüşmekle kişnemek, kükremek e, ya da işte anırmak yansıma değil ya. Çünkü bunların kökünde ses yok. Mesela kişne diye kişnemiyor at. Öt diye ötmüyor kuş. İşte anırmak anır anır diye anırmıyor eşek. E dolayısıyla bunlar ne hocam? Bunlar hayvanların yaptığı davranışlara yakıştırılan isim. Davranışlarının adı, çıkardığı sesler değil. Notunu al. Bir sözcüğün yansıma kok olabilmesi için sözcüğün kökünden ses çıkacak. Ses yoksa yansıma da yok. Dur. Hocam peki bize soru nasıl gelebilir yansıma kökten soru bankalarında? Adam geldi çatlamak sözcüğünü verdi altını çizdi 4. Karma dildik sorusu. C seçeneğine geldi dedi ki 4 numaralı sözcük bak yazıyorum 4 numaralı sözcük yansıma köktür dedi. D şıkkına geldi dedi ki 4 numaralı sözcük isim köküdür dedi. Yani bize adam kelimeyi verecek, aşağı inecek seçenek kuracak. Biz doğru mu yanlış mı diye bakacağız. Gel şimdi bakalım. 1. çatlamak sözcüğünün köküne kanka. Çat. E, 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 e. Doğada çat diye bir ses var mı lan? Var mı lan? Olur. Var tabi lan. Kızım diyor. Çat diye ses var mı diyor öyle yapıyor? <laughs> var. Lan oğlum çat sesi buradan mı çıkıyor? Çat sesi nereden çıkıyor? Bak ben sana söyleyeyim. Baba daya yedin mi lan? Yedin mi lan baba Nasıl yedin? Böyle tek bir tokat yedim adam gibi? Sağlam yedin ama. Çok güzeldi abi. Acayip hastaneye gitti mi? Bebek. Cavul Cavıl diyor mu? Sen diyor mu? Acayip oluyor. Bak şimdi bir geliyor böyle. Abi. Çatlamak baba dayağıyla olur. Bak erkekler yemiştir kızlara babalar kıyamaz da. Abi ben ilk dayağımı lisede yedim. Böyle bir dayak yok ama. Bak çok güzeldi. Ağzıma ağzıma vurdu. Şöyle. Lise 1. O zamanlar tabi amatör oynuyorum. Futbolda. Herkes sigara içiyor abi. Ben de o gün kızla kavga etmişim. Lisede. Triplere bak. DJ Akman zamanları. Saçlar üçgen. Tabi tabi. Gömlek buraya kadar açık, kravat buradan aşağı sallanıyor falan. Gri pantolonun altına da şey giymişim. Krampon. Endüstri meslek çıkışı. Keko. Neyse, gece saat 3. Böyle odadan çıkacağım, balkonumda sigara edeceğim odamda. Geldim şeye, balkona. Babam da tersende kaynakçı. Adam gece vardiyasına gidecekmiş. Ulan ne bileyim ben. Gittim böyle hani balkonun camı yarımdır ya. Hani yarısı beton, yarısı camdır ya. Camın dibine sineceksin gece saati ki. İşte pozisyon belli. Şşş diye içeceksin. Biri bakıyor mu diye bakacaksın gideceksin. Tamam kardeş. O zamanlar voltmanler yeni çıkmış. Bu MP3 player'lar, kalem pille çalışan. Tek kulağı yok. Yani tek kulaklı çalışmıyor. Taktım buraya. O zamanların hiç şarkısı. Çok iyi hatırlıyorum. Çek git bebeğim uzaklara, çek git. Bavulunu topla. Neyse, taktım bunu. Sigara çakma aldım, kapıyı da kilitledim. Benim odanın balkonunda sigara içeceğim. Her yer zifiri karanlık. Gece saat iki buçuk üç. Çıktım baba, bir yandan müzik çalıyor. Çek git bebeğim uzaklara, çaktım baba. Çat ettim. Çek bavulunu topla bebeğim, Çe Tam o anda sol tarafından bir ses yükseldi. Bok hiç diye. Hii. Hacı ben karanlığın içinden ses gelince zaten ürktüm bir korktum. Babamın sesi olduğunu anlayınca daha da korktum. Adam meğersem kimseyi rahatsız etmeyeyim diye bir çay almış, bir sigara almış. Köşede karanlığın içinde sandalyede oturuyor. Sigara sürüp işe gidecek. Ana! Ben o anda burada hani çek gitme benim çalıyor. Burada da bir ses yükselmeye başka Kulaklık olmayan kulakta böyle yaptım. Burada da ses yok. Esselatu esselatu. Ve iki müzik karıştı bir ilahi elimizi karıştır. Çek git bebeğim essela, essela çek git, essela çek git. Hey. Tam o anda inkar da edemem. Elimde sigara, adam yaklaşıyor. Kaçmam lazım. Kaçamam! <laughs> Niye? Ev iki artı 1. 2'de yakalaması artı 1'de zaten sıkıştıracak ve... Seni kovalarken daha çok sinirlenecek. En azından direkt dayağı yiyip daha sürsün. <laughs> Neyse abi kaçacak yer yok. Madem dayağı yiyeceğim. Ben böyle yaptım. <laughs> Ah, beni bir dövdü. <laughs> Allah belamı verdik. ki. <laughs> Annem de içeri bağırıyor. Ne de yok evde? Ne oluyor? Ben de yerdeyim. Babam üstüme tekme diyor. Demiş miyiz? Dövüyor falan diye. Sonra ne dedim. Beni niye dövdü dedim. Benim paramla sigara içemezsin diyor. Oha lan! Kendi paramla alaydım o zaman. Ve Samsung 216 sigaralarının yasaklanan reklamını bizim evde çektik. <laughs> Şimdi geldi şuraya. <laughs> Abi benim o zaman kendileri bir bak. Şu an üç tane şarkı söyleyenler vardı ya. Anne ne evde? <laughs> Abi çok iyi olur ya. Şimdi o ya Rabbi bir Oğlum benim çocukluğum çok şey geçti lan. Manyak geçti. Şimdi o zaman çatlamak yansıma mıymış? Evet çat çat ses geldi adam bana vurunca. O zaman ne yaptım? Dört numaralı sözcük yansıma kök mü? Evet doğru diyeceksiniz. Sonra çatlamak sözcüğünün kökü çat. Yansıma kök müydü? Evet. Peki yansıma kök aynı zamanda isim kökü mü kardeşlerim? Aynen öyle. Peki o zaman bu da doğru mu? Doğru. Şimdi notunu bana şöyle al. Bir. Bir. Yansıma kök. Sözcüğün kökünden ses geliyorsa yansıma köktür. 2- Yansıma kök aynı zamanda isim köküdür. Al notunu. Yani bize yansıma bir sözcük verip isim köküdür derse doğru. Yansıma köktür derse o da doğru. Tamam mıyız bir tanem? Tamam mıyız hayatımın anlamı? Tamam mıyız kurt bakışlığım ömrüm? Al notunu. Onun bir de şey vardı lan gençliğim şarkılarında neydi o? Seninle ilk defa ölüyorum aşkınla. Değil mi? Bir de şey Kolek. Geceler şahidim yine itti. Bir de şey vardı. Eksik etek bunu herkes ne Neyse onu söylemeyeceğim. Evet geldik şuna. <laughs> <laughs> Saçmalamayın. <gülüyor> kanal evet. Kardeşlerim başlamadan kanal kapandı. Teşekkür ediyoruz kısa yolculuğumuzdan dolayı. Şimdi geldik seyirci ortak yok. Eğer bu şarkı hatırlayanlar varsa ben hala yaşlanmadım demektir. Ben söyleyeyim. Şimdi. Estağfurullah lan. Estağfurullah. Bence yaşlı olduğunu çatırıyorsun abi. Oğlum ben yaşlandıysam Celal ölsün. Celal dede zaten. Anlıyorum. Şimdi gel tarihi dedenizden dinleyin. Bizi var ya öldürür diyorsa. Ses de ortak. Şimdi ses de ortakta durum ne? Şimdi sesteş şu. Bak yazıyorum altına. Yazılışları aynı anlamları farklı. Ortak kök yazılışları aynı anlam bağı olan sözcükler. Şimdi hocam bu ne demek? Bak şimdi. Geldim dedim ki elinden elinden düşürmediği şey sazıydı. Geldim dedim ki saatlerdir bana gülüyor. Şimdi kardeşlerim altını çizdim. 2 numara. Altını çizdim. 4 numara. Şimdi sesteşle ortak kökün farkı ne? Ben soruyu nasıl çözeceğim? Nasıl e, sorulur? Şimdi adam buraya gelir. Kelimelerin altını çizer. Paragrafı verdi. Tamam mı? Dedi ki iyi dinle şimdi diyeceğimi. 2 numaralı sözcük isimdir dedi. Sadece isim olmasına bakıyorsunuz elinden düşürmediği şey sazıydı. Saz isim mi? İsim. O zaman A şıkkı doğru. B seçeneği. İki numaralı sözcük sesteş köktür. Dur! Eğer bize seçenekte sesteş ya da ortak diye sorulursa bu kelimenin artık cümlede isim ya da fiil olmasının hiçbir önemi yoktur. Artık bakacağınız şey şu. Köküne bunun saz. Adam bize ne dedi seçenekte? Sesleşme ortak mı diye sordu. Saz. Şimdi şunu düşüneceksin direkt. Kaç tane anlam var? Saz. Bir, enstrümanların genel adı. Enstrüman. Bir de bitki. Yani e, bu derilerin kenarında olan uzun bitki. Peki biri enstrüman, biri bitki. Anlam bağı var mı? Yok. Anlam bağı yoksa sesleş kök. Yani işin püf noktası şu. Adam bize isim ya da fiil diyorsa ona bakarsın. Sesteş ya da ortak diyorsa artık isim olmasına fiil olmasına bakmaz. anlamlarasa bağ var mı yok mu diye bakarsın. Devam. Şimdi siz deyin. Dört numaralı sözcük fiildir. Doğru mu yanlış mı? Hemen isimi fiil mi diye bak cümleyi okuyacağız. Saatlerdir bana gülüyor. Gülmek fiil o zaman doğru. Hop pıtık. Tabii isimle fiil ayıramayalım ekmek koysun dedim ben ilk videoda. Devam. Geldik 4 numaralı sözcük. Sesteş köktür dedi. Dur. Şimdi sesteş diye sordu. Artık bunun isim ya da fiil olmasına bakacak mıyız? Asla. Bizim bakacağımız tek şey şu artık. Anlamları arasında bağ var mı yok mu? Gülüyorum kökü ne? Gül. Gülün kaç anlam var? Bir. Verilen çiçek ya da tebessüm. Anlamları arasında bağ var mı? Yok. O zaman ne kökü bu? Sesteş. Bitti abi bu kadar. Notunu al. Eğer bize, eğer bize bir sözcüğün sesteş ya da ortak olduğu sorulursa, eğer bize bir sözcüğün sesteş ya da ortak olduğu sorulursa, o kelimenin isim ya da fiil olmasına bakmayacağız. Anlamları arasında bağ var mı yok mu diye bakacağız. Anlam bağı yoksa sesteş varsa ortak. Gelin şimdi şuraya da örnek veriyorum. Dedim ki Yaşar Doğu Güreş'in babasıdır. Saatlerdir aynı duvarı boyadı. Şimdi çizdim altını bir, çizdim altını iki. Şimdi beni iyi dinle, gel. Dedim ki, bir numaralı sözcük isimdir. Direkt cümle okuyacaksın. Yaşar Doğu, Güreş'in babası. Güreş isim, doğru, tık. Tamamdır. Yaşar Doğu, Güreş'in babasıdır. Bir numaralı sözcük ortak yoktur. Dur! Ortak ya da sesleştirildiğinde artık sözcüğün isim ya da fiil olmasına bakmayacaktık. Biz neye bakacaktık, güzel kardeşim benim? Anlam bağı var mı yok mu? E güreş sözcüğün anlamlarına bakalım. Bir, eylem olarak güreşiriz değil mi? Peki bu eylemin adı aynı zamanda ne? Güreş. Hem yaptığım eylem hem de o eylemin adı. E anlam bağı var mı? Var. Burada anlam bağı hiç yoktu. Anlam bağı varsa ortak kök. Devam. İki numaralı sözcük fiildir. Cümle yok hayatım. Saatlerdir aynı duvarı boyadı. Evet boyamak cümlede fiil. İki numaralı sözcük ortak köktür. Dur! Ortak ya da sesleş denilinde artık isim ya da fiil olmasına bakmayacağız. Anlam bağı var mı yok mu diye bakacağız. Boyadı. Bak. Ben boy boyuyorum değil mi? Boyamak. Boyarken sürdüğüm şey ne? Boya. Anlam bağı var mı? Var. Eylemi yaparken kullandığım şey. Anlam bağı varsa ortak kök. İşte bu kadar. Neymiş? Ben sesteş ya da ortak kök denildiğinde soruda artık sözcüğün isim ya da fiil olmasına bakmayacağım. Bakmayacağım. Kelimenin anlamları arasında bir bağ yoksa sesteş kök, bağ varsa ortak kök diyeceğim. Tamam mıyız kardeşlerim? Mesela örneklendirelim. Al. Al. A, L. Lüleburgaz'ın L'si. Al. Sesleşme ortak mı? Sizdeyim. Düşün. Sesleş. Niye? Al. Kırmızı. Hem de almak. Anlam bağı yok. Sesleş. Devam ediyorum. Kız. Hem kızmak hem de hatun olan kişi. Anlam bağı yok. Sesleş. Devam ediyorum. Yüz. Sayı olan yüz. Suret olan yüz. Anlam bağı yok. Sesleş. Barış. Barış. Hem barışıyorum hem de bu eylemin adı barış. Ortak kök. Savaş. Hem savaşıyorum hem de yaptığım şeyin adı savaş. Değil mi? Dolayısıyla kardeşlerim benim biz anlam bağı olmayanlara sesteş olanlara ortak diyoruz. Peki hocam hocam soru bankalarında sorulan ama ÖSYM'nin daha henüz sormadığı ve bizim soru bankalarını sorarken zorlanacağımız soruları bize nasıl çözeceğimizi anlat. Çözemeyince çünkü yüzeysel anlatıyor diyorsunuz benim için. Değil mi? Ya ben taktım bu yoruma. Soru bankalarını çözemeyen yüzeysel anlatıyor. Lan çıkmış sorulara niye bakmıyorsun? İşte bunlar hep yanlış çalışan ve yanlış strateji üreten insanlar. Yapacak bir şey yok. Sınava gidince de cort diyorlar zaten. Niye? Çünkü ÖSYM sorularına alışkın değiller. Şimdi, soru bankaları çözülmesi için. bir Adam bize gelir, hangisi kökteş diye sorar? Kökteş diye sorduğu şey, ortak köktür. Bu bir. Kökteş kelimesini soruyorsa sana, adam sana ortak kökü soruyordur. Az öncekini. 2- İki. İki. Verilen sözcüklerin hangisi, hangisi? kökten türemiştir. Verilen sözcüklerden hangisi? Gövdeden türemiştir. Verilen sözcüklerden hangisi? Gövde durumundadır. Bunları soru bankalarında bol bol göreceksiniz. Şimdi ben şu iki kelime vereyim. Mesela bir tanesi sevgi, bir tanesi saygı. Şuraya gelin bir tanesine sevgili, bir tanesine de saygı. ...gı-sız diyeyim. Tamam mı? Şöyle geldim diyeyim ki... ...sevgi... ...sevgili. Tamam mı? Şimdi kardeşlerim gel şimdi buraya iyi dinle. Burası bizim için önemli. Hangisi kökten türemiştir diyor. Hangisi gövdeden türemiştir diyor. Hangisi gövde durumundadır diyor. Şimdi sevmek fiil kökü mü? Evet. Sevmekten neye dönüştü bu? Sevgi... Kaç tane yapım eki var? Kelime değişiyor çünkü. Kaç tane yapım eki var? Bir tane. Saymaktan saygı. Bir insanı sayarsak ona saygı gösteririz değil mi? Saymaktan neye dönüştü? Saygı. Kaç tane yapım eki var? Bir. Eğer sözcükte bir tane yapım eki varsa ben buna ne diyorum o zaman? Kökten türeme. Bu kadar. Sözcükte bir tane yapım eki varsa kökten türemiştir. Şimdi gel. Sevmekten sevgi. Sevgidense sevgili. Kaç tane yapım eki var? İki tane. Saymaktan saygı. Saygıdan saygısız. Kaç tane yapım eki var? İki tane. Birden fazla yapım eki varsa gövdeden türemiştir. Neymiş? Bir tane yapım eki varsa eğer sözcükte kökten türemiştir. Birden fazla yapım eki varsa gövdeden türemiştir. Ve ve Sözcük ister bir tane yapım eki alsın, ister birden fazla yapım eki alsın. Bir tane yapım eki aldığı durumda sözcük zaten gövde durumundadır. Bitti. O zaman kökten türeme dediğinde sözcükte bir tane yapım eki olacak. Gövdeden türeme dediğinde birden fazla yapım eki olacak. Gövde diye sorduğunda bir tane yapım eki alması yeterli. Mis gibi. Devam. 3 Adam şöyle soracak. Verilen sözcüklerin hangisinde tür değişimi vardır? Bak şimdi. Tür değişimi ne demek? Geldim abi. Şuraya yazdım. Sevgi. Şuraya geldim. Gelin. Şuraya geldim. Öksüz. İyi dinle. Sevginin kökü neydi kardeşlerim? Sevmek. Sevmekten neye dönüştü? Sevgi. Doğru mu? E o zaman sevmek neydi? Fiil. Değil mi? Sevgi ne abi? İsim. Bak isimle fiili ayıramayan kardeşlerime ne dedim ben? Mekmak kullanabilirsiniz. Ama isimle fiili ayırmak için. Birinci videoda anlattığım soruyu çözerken değil. Sevmek fiil, sevgimek olmak isim. O zaman sözcük is, fiilken neye dönüştü? İsme. Yani sözcüğün türü değişti mi? değişti. O zaman tür değişimi var. Gelin sözcüğünün kökü ne? Gelmek. Niye? Gelen şey. Eve gelene biz ne deriz? Gelin. Gelmek ne abi? Fiil. Peki gelin ne? İsim. Peki fiilken isme dönüştü mü? Dönüştü. Tür değişimi var mı? Var. Devam. Öksüzün kökü neydi? Ök. Ök ne demek? Anne demek. E ök anne demekse nedir bu? Anne isimdir. E öksüz annesiz demek bir daha ne oldu? İsim. E, sözcük isimken bir daha isme dönüştü. Tür değişti mi? Hayır. O zaman burada tür değişimi yok. Yani tür değişimi dediğim şey sözcük isimden fiile ya da fiilden isme dönüşüyorsa tür değişimi vardır. Değişmiyorsa tür değişimi yoktur. Bu kadar. Şimdi nereye geçeceğiz biliyor musunuz? Üçüncü videomuzda eklere gireceğiz. İsme gelen çekim ekleri, fiile gelen çekim ekleri... Yapım eklerini işleyeceğiz. 3 tane başlığımız var. İşte kök sorusu ve arkamda gördüğünüz sorular bunlar. Bunları tek tek notlarınızı alın. Bu yıl detaylı gidiyoruz biraz. Çünkü açık kapı bırakmak istemiyorum. Bir kere çekiyorsak adam gibi hakkını verelim. Şimdi 3. videoda eklere gireceğiz. O zaman hız kaybetme. Hadi 3. videoda görüşürüz.